Sevgili gençlerimiz, Üniversite TV ekranlarında YKS tercihlerin programı tüm hızıyla devam ediyor. Farklı bölümlere e, ilgi duyuyorlarsa bir havuz yapmalılar. Ille de onu istiyorum dememeliler. Alternatif bölümleri de düşünmeliler. Yani mimarlık isteyen biri iç mimarlık e, yazabilmeli. İç mimarlık isteyen biri e, peyzaj mimarlığı yazabilmeli. Bizim sıralamamızın sıralamamız diyelim 100.000 ise e, bize 50 binden bir yer gelme olasılığı çok düşük. Evet. Bize 90-110 bin arası bir yer gelecek. Mersin'de liman var. Mersin'de okuyan, oturan bir arkadaşımız. uluslararası ticaret okusun. Deniz ulaştırma işletme okusun. Her şehrimizin ayrı özelliği var. Bursa'da otomotiv mühendisliği okusun buradaki arkadaşımız. İstanbul iş imkanının en yüksek olduğu şehir. Evet. Bazı meslekler Anadolu'da olmaz. Çünkü çalışabilecekleri kurum yok her şeyi para gözüyle bakmasınlar. İş hayatını öğreniyor olmak, o alandaki önemli mevkideki insanlarla tanışıyor olmak paradan daha değerli ki. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle YKS Tercihlerin programı devam ediyor. Sevgili gençlerimiz, Üniversite TV ekranlarında YKS Tercihlerin programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyolarımızda kariyer danışmanımız İhsan Hekimoğlu bizlerle birlikte. İhsan hocamız bize bugün tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bilgiler verecek. Hocam stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam değerli öğrencilerimiz için tercih yaparken GKS sürecinde gençlerimiz nelere dikkat etmeli? Bununla ilgili değerli fikirlerinizi istiyoruz. Tabii ki öncelikle şimdi gençlerimizin en büyük şeylerinden biri isteklerinden biri e, okul bittiğinde iş bulabilmek. İş ilan sayılarına baktığınızda İstanbul en yakın rakibi Ankara ve İzmir'i altıya katlıyor. Bu çerçevede eğer tıp, hemşirelik, ebelik gibi iş güvencesi olan bir bölüm seçiyorsanız Türkiye'nin her yerine gidebilirsiniz. Özgürsünüz. Çünkü çok ihtiyacımız var. Kimsenin kaşına gözüne çok fazla bakamıyoruz. Lisansı olan birini tamam diyoruz ne olur gel başla. Ama diğer bölümlerde böyle bir durum yok. Her şeyden çok fazla var. Pek çoğu da e, işlenen istenen nitelikleri haiz değil. Bu çerçevede de e, kim iş fırsatlarına yakınsa o bu iş fırsatlarını İyi olanları, yüksek maaşlı bir şey öğrenebileceği, kendisine marka değeri katabilecek şeylere o elde ediyor. Ee, Pazar İstanbul'dur. Bu çerçevede de İstanbul'dan, e, İstanbul'da olmak gerekiyor. E, öncelikle üniversite seçimi için. E, dil seçimi mevzuu var. E, bir insan en iyi kendi dilinde anlar ve anlatır. Bu çerçevede de Türkçe eğitim e, bence konforlu. Ancak e, İngilizce biliyor olmamız gerekiyor dedim. Benim önerim isteğe bağlı hazırlık okumak ve bölümü Türkçe olarak okumak, İngilizce bölüm okuyup tercih edip kazanıp hazırlık bittikten sonra birinci sınıfa başladığında o çocuk dersleri anlayamakta zorlanırsa, sınavları kendini İngilizce ifade etmekte zorlanırsa, e, bu öğrencide bir stres, gerginlik, kaygı ve problem yaratmış olacağız. Buna hakkımız yok. Bu çerçevede de İngilizce altyapısı olmayan öğrencilerimizle bu konuyu tartışmalıyız. Bazı bölümlerin İngilizce okuması çok zor değildir. Mesela işletme bölümü, mesela bilgisayar mühendisliği bunların zaten kaynaklar çok fazla İngilizce vardır. Bu konuda korkacak çok fazla bir şey yok. Ama diğer dillerde bu kadar kolay kaynağa ulaşamayacağımız için bir kere daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. E, İngilizce yazması zor ama bitirmesi herkes için kolay olmayan bir mesele. Bölüm seçimi kritiktir. Burada arkadaşlarımız farklı bölümlere ilgi duyuyorlarsa bir havuz yapmalılar. İlle de onu istiyorum dememeliler. Alternatif bölümleri de düşünmeliler. Yani mimarlık isteyen biri iç mimarlık yazabilmeli. İç mimarlık isteyen biri peyzaj mimarlığı yazabilmeli. Çünkü böyle alt bölümler bize Mimar Sinan gibi, Boğaziçi gibi... İTÜ gibi yerlerde okuma fırsatı sağlayacaktır. Bilinen popüler bir bölüm isterseniz bu sizi üniversite marka değeri düşük olan devlet üniversitelerine doğru inmenize yol açacaktır. Bu da sizin üniversite hayatınızda aldığınız keyfi ve aldığınız eğitimin sonraki süreçteki bir takım olumsuz yansımalarını beraberinde geçirecektir. Her şeyin bir marka değeri vardır çünkü. Bu anlamda marka değeri kritiktir. Algı esastır. Ee, bu anlamda tıpkı bir ayakkabı alıyorlarmış gibi düşünsünler kendilerinde iş hayatında kendilerini o işi bilen e, İngilizcesi iyi çok güçlü hocalardan ders almış biri ve yetkin biri olarak algılatmak durumundalar. E burada da, e tabii ki üniversitenin e, önemi yatsınlamaz. E, onun dışında e, şöyle bir sıkıntı var e, yani e, vakıf üniversitelerine karşı bir ön yargı hani ücretli olarak ee, okumak fikrine karşı bir e, ön yargı var. Ee, yani hani bu noktada iyi ve yetersiz üniversiteler devletler ve vakıfların her ikisinde de vardır. Ee, i̇yi bir vakıf üniversitesinde alanından uzman insanlardan eğitim alıyor olmak güzel bir şey. Kendilerini böyle etiketlemesinler. En büyük kandikap şu vakıf üniversitesindeki tam burslularla ücretlilerin e, ya da yarı bursluların aralarındaki sıralama farkı. Ee, bu noktada bu nedenle pek çok insan devlet olsun diye bölümden taviz verebiliyor, şehirden taviz verebiliyor. Ee, bu da onları mezuniyet sonrası başka sorunlarla yüz yüze bırakıyor. Ee, bir de bunların sıralamalarının çok yüzde onluk artı eksi yüzde onluk sıralamalarda bir yer tutacak bu arkadaşlara. Bu arkadaşlar çok yukarılardan e, başlıyorlar, çok aşağılara iniyorlar ve e, bir birçok seçeneğini harcıyorlar buralarda. Ee, yani hani bu kadar çok seçeneği bu kadar çıkma ihtimali düşük yerlerde harcamamalıyız. Kendi sıramıza yakın yerlere ağırlıklı bir Daha tercih yapmamız Büyük ihtimalle o %10'luk yerde bir yer bize gelecek. Yani evet. bizim sıralamamızın sıralamamız diyelim 100.000 ise bize 50 binden bir yer gelme olasılığı çok düşük. Evet. Bize 90-110 bin arası bir yer gelecek. Biz oralara odaklanmalıyız. Büyük tercih sayısını buraya yığmalıyız. Bu bizim daha güzel fırsatları tercih etme gücü verecek bize. Birazcık buna dikkat etsinler. Oradaki sıralamanın dönemi var mı hocam peki? Yani 10. tercihe yazmış, diğeri 5. tercihe. Hemen anlatalım. Puan eşitse. Hemen anlatalım. Ben 100.000'inciyim. E ee, ben 24. sıraya yazdım. Ben 100.000'inciyim. Ee, e siz eee binincisiniz. Benden daha düşük bir sıradasınız. Ee, birinci 1. sıraya yazdınız. Ben yerleşirim. Hı, yine de puanı aslında şey sıralaması önde sıralamada olan. Sıralamada yüksek olan alt tercihe bile yazsa. Sistem önce sıralaması yüksek olanın istediği şeyi gerçekleştirecek şekilde sizi yerleştirir. Güzel, o çok güzel bir sistem. Evet, Bu nedenle yukarıya yazayım da şansımı arttırayım, diğer rakipleri eleyim mantığı doğru değil. Yukarıya yazmak kendi tercihleriniz içinde alttakilerin harcanmasını sağlayacak bir yöntemdir. Kendi içinde aşağıdakileri harcar üstteki tercih. Rakiplerinizi harcayamaz. Rakiplerinizi evet. sıralamanızdaki gücünüzle ancak eleyebilirsiniz. Ana sorunlardan biri öğrenciler üniversiteyi aileden uzaklaşma fırsatı olarak görüyor. Ailelerimiz çocuklarımızla iletişim kurumunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu anlamda arkadaşlarımıza söyleyeceğim aileden uzaklaşmak için üniversite hayatı yaşamak istiyorlar. Özellikle İstanbul'u konuşalım. Hani İstanbul'a döndüklerinde İstanbul'daki iyi iş fırsatlarını elde edememek, onların kendi mesleklerinden soğumasına, orada çok büyük mücadeleler vermesine, hak ettikleri, bekledikleri maaşları alamamasına ve İstanbul'da bir kök salamamalarına, buradaki çevrelerin de erimesiyle sonuçlanacak bir yola doğru gider. Bu anlamda bu üniversite olayı aileden uzak, özgürce yaşayabileceğiniz bir tatil olayı değildir. Siz kendi paranızla üniversite bittiğinde kendi işinize bir geliriniz olur. Çıkarsınız ayrı eve, orada ne istiyorsanız yaparsınız. Benim ricam bu üniversite olayını aileden e, alacağımız son... E, Hak olarak gördüğümüz haçlıklar olarak düşünsünler. Üniversite bittiğinde artık insanlar çocuklarından bir iş bulup çalışmalarını bekleyecekler ve bu kadar fazla para verme konusunda birazcık daha nasıl söylenir? Kısıtlı davranmak isteyecekler. Sonuçta büyüdüler. Tabii evet, artık meslek sahibi olmuş öğrenciler. Bir de bu ailede başka çocuklar da var. Mutlaka. Yani biz sadece bir çocuğa odaklanmak şansı yok. Hepsinin paraya ihtiyacı var. E, bu çerçevede arkadaşlarımız bunu böyle kurgulamalılar. Aileden uzakta özgür yaşam modeli ne yazık ki e, arkadaşlarımızı iş fırsatlarının olduğu şehirlerden uzaklaştırıyor. E, bir diğer sorun. Bir yıl daha ben bu stresi çekemem ve ben e, hazırlanamam mantığıyla. E, bir yere yerleşmeliyim bir daha bu sınav stresini çekmek istemiyorum mantığıyla tercih yapmak. Çok yanlış. İtü ile yıldız arası çok şey değişir. Yıldız'la Gebze arası, ile Kocaeli arası çok şey değiş. Üst sınırımıza, maksimumuza ulaştığımızdan emin miyiz? Doğru dershaneye gittiğimizden emin miyiz? Ee, Üniversite hazırlık sürecinde bütün paramızı dershanelere harcayalım. En iyisini bulalım. En iyisine gidelim. Bana güvensinler. Ee, burada harcadığımız her kuruş bizi daha yüksek, daha güzel bir mesleğe, daha iyi bir üniversiteye, daha güzel bir şehire atacak çünkü. Koyduğumuz parayı kat kat alacağız. Kendi başına sayısal dersler anlaşılması herkes tarafından o yapılacak bir mevzu değil. Bunu biri anlatsın bize. Biz zaman kazanalım. İyi hocalarımız e, düşük ücrete çalışmazlar. Bunu unutmasınlar. Birine bir şey anlatmak çok zor. E, emek gerektiren, performans gerektiren bir iş. Bu anlamda hocanın e, şöyle düşünmesi lazım. Ben bugün buradayım. 8 saat ders anlattım ama aldım. ...gelir, anlattığıma değiyor. E, ve bu mantıkla işler yürüdüğünde... E, ...hoca için o kurum çok kıymetli oluyor. O öğrenci çok kıymetli oluyor. Çünkü hoca da ailesine güzel bir yaşam sunabiliyor. Hoca da kendine güzel bir araba alabiliyor. E, hoca da tatile gidebiliyor. O da bir insan. E, hoca kendi yarasına merhem olacak bir... E, ...yapı içinde yüksek performans sergiliyor. E, düşük ücretli kurslarda alınan eğitimler sonucu... Ee, öğrenci aç. İstediği saati alamıyor. Birebir sayısı çok düşük. Sorularını çözdürme konusunda yeterli destek alamıyor. Ee, öğretmen aç. Evet mutsuz. Düşük bir para alıyor. Bir hafta, bir hafta çalışıyor 6 gün. Ee, kurucu aç. Çünkü e, e, kira var. Personel maaşları var. Bunları altından kalkamıyor. Aldığı para 12 ay sonra çöp oluyor. Ee, bu anlamda ee, yüksek, e yüksek ücret ödenen butik kurslar gelecekte çok önemli olacak. 6 kişilik eğitim veren özellikle e, Beşiktaş, Gayrettepe Be Beylikdüzü Velikdüzü ya da Atakent e, gibi yerlerde bunlardan mevcut. Araştırsınlar. E, bu e, böyle eğitim böyle 50 kişilik sınıfta falan zor. Yani ilgileri çok dağınık. E, hocanın bunlarla birebir ilgilenmesi lazım. Yani daha çok rehber hoca olmalı ki bu öğrenciyi. Bugün bu dersi aldı. O dersin bütün sorularını çözebiliyor mu? Çıkmış sorularını çözmüş mü? Çözemediğini sormuş mu? Bunun birinin takip etmesi gerekiyor. Ee, evet, koçluk, mentorluk sistemlerinin olduğu dershaneler. Bu süreç böyle olursa biz buradan verim elde ederiz. Yani evet. e, kitlesel olarak her sene yeni öğrencilerin geldiği çok düşük fiyatlarla eğitim yapılan kurumlar Acilen bu modeli bırakmalarını rica ediyorum. Bu kurumlar hepimizin. Evet. E, o iki, ne bileyim Ocak ayında aldığı eğitimden mutsuz olan bir öğrenci o kadar zor durumda kalıyor ki ailesine gidip diyemiyor ki bu hocamızın anl anlattığı şeyler bana yeterli olmuyor. E, ben anlamadım diyemiyor. Dershaneden ayrılamıyor, yeni bir yere geçemiyor, bir yıl gidiyor, kendine güvenini kaybediyor. Evet orada çok fazla büyük bir kayıp var aslında maddi manevi baktığımızda. Çatışmalar oluyor. Ee, öğrenciler kütüphaneler açıldı. Evde çalışma imkanı bulamıyorlar. Bu kütüphanelere gidebilirler. Ekonomik durumu iyi olmayanlar deneme kulübüne gidebilir. Ee, bunlar olabilir. Ee, zamanlarını iki sene dondursunlar. Hayat devam ediyor. Ama unutmasınlar ki para olmadan zaten istediklerini yapmaları çok zor. Ee, o paraya da başkasından gelen parayı hiçbir zaman özgürce harcayamayacaklar kendi paranı çok rahat harcayabilirsin. Bunu da böyle düşünsünler. Ailelerinin paralarıyla ne kadar fazla şey yapabilirler ki? Evet. Peki hocam Anadolu'da okuyan öğrenciler için İstanbul uzak, İstanbul iyi bir alternatif olduğunu söylediğiniz zaman Anadolu'da okuyan ya da oturan ailesiyle olan öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Ee, kendi şehirlerinde kalıp ailelerinin işini kurmak güzel bir yol. Antalya'daki bir arkadaşımız turizm okusun. Antalya Turizm Merkezi havacılık pilot olsun. Ya da e, Mersin'de liman var. Mersin'de okuyan, oturan bir arkadaşımız uluslararası ticaret okusun. Deniz ulaştırma işletme okusun. E, her şehrimizin ayrı özelliği var. Bursa'da otomotiv mühendisliği okusun buradaki arkadaşımız. Önce kendi şehrindeki e, fırsatlara baksın. Sorun bu. Ben de sen yurta gittim. Öğrencilerle anlatıyorum. Hani burası en çok inşaat fırsatının verildiği yer. İnşaat mühendisliği, mimarlık yazalım dediğimde. insanların Hala popüler bölümlere il takılı kaldıklarını gözlemliyorum. Yani öğrenciler kendi gerçeklerinden kopuklar. Kendi ilçeleri, şehirleri, ülkeleri. Bununla ilgili istatistiklerden ve realitelerden kopuklar. Evet Ege'deki ziraat mühendisliği yasın değil mi hocam? Ee, evet yani ben e, bunun daha bizim için konforlu olduğunu düşünüyorum. Evet, İlçe ee, kalkınması adına da çok... Hayırlı olur bu Ama şeyler. sorun insanların kendi şehirlerinden çıkmak istemeleri aslında. Yani e, o şehir onlara sığ geliyor. E, büyük Büyükşehir'e gelmek istiyorlar. E, burada da devlet yurdu çıkarsa aslında yırtarlar. E, <laughs> devlet yurdu gerçekten çok ciddi bir e, ekonomik evet, anlamda yurt sorununu çözüyor. E, İstanbul iş imkanının en yüksek olduğu şehir. Evet. Bazı meslekler Anadolu'da olmaz. Çünkü çalışabilecekleri kurum yok. Yani 9 Eylül, Eskişehir Anadolu, İletişim Fakültesi çok güçlü. Ama sektör İstanbul'da. Evet. Bir bir ben bir hep bir sektör baş. odaklıyım. Tekstil moda tasarımı okuyan öğrenci. Nişantaşı'nda, e, Merter'de e, olmalı. E, sektörün kalbi nerede atıyorsa. Yeni medya bölümleri var. Red, radyo, sinema, televizyon, gazetecilik. Evet, yani hani... E, kendi kendini e, oyalamak gibi mi diyeyim ben? E, yani ben bunu biraz riskli buluyorum. E, o şehirde, o sektör yoksa biz ders dışında ne yapacağız? Evet, kendinizi nerede geliştireceğiz? Stajlar çok değerli. Bütün boş zamanlı psikoloji okuyan bir öğrenci, ünlü psikologlar kimler? Ben bunların yanında nasıl çalışabilirim? Psikoloji öğrencisi olarak sivil toplum kuruluşları hangileri? İnsanlara diyalog kurabileceğim, dertlerini dinleyebileceğim neler olabilir? Eee... Ya da atıyorum bir fizik tedavi bitirdik. Fizik tedavi bitirdikten sonra ben ya da diyetisyen bir de aynı şekilde. Kendimi doktorlara tanıtmak için bir ilaç firmasında çalışsam nasıl olur? Evet. Asıl olan kendini tanıtmaktır. Ben yani her meslek dalını bir hizmet olarak görüyorum. Onun O hizmetin alıcıları kimlerse kendini onlara bilinir kılman gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Bir psikolog, diyetisyen, fizyoterapist kendini o ürünü alacak, o hizmeti satın alacak kişilere tanıtmakla mükelleftir. Olayın bu özü yok. Evet ama tıptır, öğretmenliktir. Bu tarz bölümler Türkiye'nin her tarafında okunabilir ama dediğiniz gibi sektör bazı düşündüğümüzde bazı bölümler mutlaka o yerde, o şehirde okunmalı. öyle kişiye çok şey katacak. Aynen öyle. E, Aileme yük olmamalıyım anlayışıyla e, bir tercih yapmak çok yanlış Okul bittiğinde işsiz kalırsanız ailenize yük olacaksınız çünkü. Evet. Kendi alanınızda iş bulmayıp, alan dışı bir işle çalışmak istemediğinizde çatışacaksınız çünkü. Bu aileye yük olmak değil, aileniz, sizin hayata tutunmanız, e, ne bileyim zor bedensel işlerde e, yıpranmanızı önlemek adına sizin biraz daha konforlu, biraz daha nitelikli bir e, alanda, iyi insanlarla, amacı olan, hedefi olan, e, ne bileyim toplumu ön plana çıkarmak isteyen ne bileyim bir üreten, bir araba üretmek, ne bileyim bir, bir insanlara bir yardımcı olmak, matematik öğretmek, bir insanların hastalıklarını gidermek gibi toplumun her tarafına ülkenin katkı sağlayabilecek insanlarla entegre olsunlar diye e, üniversiteye gönderiyor. Bundan mutlular. E, bunu mesele yapmasınlar ama ailelerin sorunu şu. Aileler çocuklarına e, bu ücreti veriyorlar, üniversite finanse ediyorlar ama e, bu sene bu alanda staj yeri bulmak için ne yaptın? Hafta sonları mesela işte, halkla ilişkileri okuyan biri fuarlarda çalışabilir. Hani bu fuar firmalarının bu öğrencileri nereden alıyor çalıştırdığı insanları? Yani hani o alanda bir işler yapmadığın sürece sen mezuniyeti bekleyerek hiçbir şey elde edemezsin. Ee, her şeyi para gözüyle bakmasınlar. Ee, i̇ş hayatını öğreniyor olmak, e, o alandaki önemli mevkideki insanlarla tanışıyor olmak paradan daha değerli ki. Evet oradaki network çok çok daha değerli. E, gönül bağları kurmak, e, bunların da para, para kadar kıymetli varlıklar olduğunu, biz bunları aset deriz, varlıklar olduğunu iş hayatına girdiğinde öğrenecekler. Yurtlar pahalı, bu nedenle İstanbul'dan uzak duruyorlar. E, e, balığın olduğu yerde avlanmalıyız, öyle anlatayım ben. Yani e, iş fırsatlarının az olduğu yerde, ailemiz yük olmadan, işe okul bittiğinde kimsenin ihtiyaç duymadığı bir bölümde okuyor olmanın, okul bittiğinde bize yaratacağı travmayı ben anlatamam onlara. Evet ama bunun için de hocam aslında özellikle okuyacağı bölüme göre şehir. Şehir seçmesi lazım. Yani al. aslında evet İstanbul diyoruz ama İstanbul'da da okunacak bölümleri hocam az önce bahsetti zaten. Yani özellikle bu bölümü istiyorsanız İstanbul dediği bölümler vardı mesela. Az önce bahsetmiştiniz. O yüzden de <laughs> İstanbul'dan o bölümü istiyorsanız kaçmayacaksınız. Evet bir de tam burs diye eğitim kalitesi çok düşük yerlere e, gitme eğilim var bu hatalardan biri. Bunu da yapmasınlar. Bir hasta geldiğinde korkan bir doktor olma kötü bir şey. Yani o alanda en iyi hocaların olduğu bir kadrodan eğitim almalıyız. Ben burada geri adım atmayı, yüksek para vermekten kaçmayı anlamlı bulmuyorum. Biz 40 yıl oradan gelir elde edeceğiz. Bir yatırım yapıyoruz. İddialı olmak durumundayız. Hiç kimsenin ben mesela bizim üniversiteye bir tıp adayı geldiğinde ona şunu demiyorum. Git istersen başka üniversitede gez demiyorum. Diyorum ki tıp, iç mimarlık, hemşerilik en iyi 3 ya da 5 üniversiteden biri biziz. Puanın yetiyorsa, ödeme gücün varsa başka yere gitmene gerek yok. E karşı taraf üniversitelerden bunu bekliyor. Çünkü bilmiyor ki hangi üniversite bir e, daha altyapısı güçlü donanımıyla, hocasıyla, staj ayağıyla. Siz bunu ona yönlendireceksiniz. İddialı olduğun zamanları... Paylaşmaktan çekinmemeli üniversiteler. Ee, onlar bir çözüm arıyor. İyisiniz, evet. çıkmalısınız demelisiniz ki burada biz yetkiniz. Bizimle en güzel şekilde bu işi öğrenebilirsiniz. Verdiğiniz para boşa gitmez. Çıktığınızda da pişman olmazsınız. Evet hocam peki bu süreçte öğrencilere şunu da tavsiye edelim. Şu an bütün üniversitelerde devlet üniversiteleri dahil tercih tanıtım günleri mevcut değil mi? hı. -hı. Öğrencilerimiz diledikleri gibi kampüslere gittiler. Evet yani biz kendi üniversitemizde 110 öğrenci e, ayarladık. E, bu öğrencilerimiz popüler bölümlerden 5-10 adet olmak üzere. Her bir öğrenci bir saat görüşüyor. Bir turu yaptırıyor. Her bölümün hocası var. E, 20 tane tercih danışmanımız var. E, yani hani bu tek bir tercih danışmanının gözünden olacak bir mevzu değil. Öğrenci gözünden e, ve hoca gözünden de buraya desteklenmeli tercihler ve fiziki olarak okulu görmeli. Ben dün Antalya Fuarı'ndaydım. Yani üniversitemize gelin dediğimde hani e, uçağa atlayıp 3 saatlik bir toplam yola ve belki 2000 liralık bir bedele katlanıp buraya geldiğinde burada 50 tane vakıf üniversitesi var. Evet birçok yeri gezmiş ve görmüş olacak. Bir taksi kiralasınlar. Bu üniversiteleri gezsinler. Bu işin şeyi yok. Yerleştikten sonra gitmek zorundalar. Evet. Gidemezler. Yani seneye puanları düşüyor yerleştikleri yanlış olursa da aileleriyle karşı karşıya gelecekler. Ailelere diyecek istemediğim bölümü neden yazdın? Ama bu noktada ailelerin hocam desteklemesi gerekiyor. Çünkü çocuklar şu an sınava giren çocuklar ve öğrenciler 17 yaşında 16 yaşında da vardır belki aralarında değil mi? Yani küçük bir yaş grubu baktığımızda bu noktada ailelerin büyük bir destek olması gerekiyor. Aslında bu dediğiniz sisteme ailelerin evet gidiyoruz ve üniversiteleri hep birlikte gezeceğiz. Yani ailelerin ön ayak olarak aslında çocuklara işte istediğini yaz ben sana da karışmıyorum demek değil aslında buradaki olay. Bu para hepimizin parası. Evet. Ee, biz babamızın parasını kullanarak eğitimi finanse ediyoruz ya da annemiz çalışıyorsa ailenin parasını kullanıyoruz. Ee, burada aile diyecek ki uçak biletin benden arabayı kiralıyorum. alıyorum, ee, yurtlara bakıyoruz. İstanbul'a yazma kararı neye göre vereceğiz? Okul kadar yurt parası var. Evet. Ee, bakalım oradaki yurtlar kaç bir odada kaç kişi var? Okula ne kadar uzaklıkta ve kaç lira? Bu bilgiler olmadan karar veremeyiz ki. Kesinlikle. Ev fiyatları kaç lira? Bunu bilmiyoruz. Ya da işte İstanbul'da iş fırsatları bulunur mu gençler için kolay mı buradaki öğrencilerle konuşulmalı her şeyimiz üniversite öğrencileriyle biz bu nedenle tanıtım kurgumuzu akademisyenler üzerine yapmıyoruz akademisyenlerimiz var bölümün içini staj almaklarını Erasmus her şeyi anlatıyor ama öğrenci daha çok servis yurt yemek kulüplerin faaliyetleri gibi başka bir şeyle ilgileniyor. Evet, akran danışmanlığı bu anlamda çok daha etkili. Kişi kendi gibi olan birinden dinlemeyi daha aslında güvenilir buluyor. Onların memnuniyetini soruyorlar. Evet. Direkt. Bir de bize soramayacağı şeyler var. Ama birbirlerine daha rahat soruyorlar. Evet. Hocam bu noktada şey de bakılabilir. Öğrenci memnuniyet anketleri yapılıyor her sene. Tabii ki. Bu anketler de mesela çok kıymetli. Öğrenciler evet. bu anketlere bakabilir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da değerlendirilebilir. En azından Türkiye'de ilk beşe girmiş. Üniversiteler çok ya da ilk doğru. ona girmiş üniversiteler. Tüma'nın memnuniyet araştırması var. Oradaki üniversitelere baksınlar. Girişimcilik endeksi var. En girişimci üniversiteler. Bunların özellikle mühendislik gibi alanlarda girişimcilik çok önemli. Çünkü insanlar bir getir gibi bir daha girişim daha olur mu diye hayal ediyorlar açıkçası. Yurt Yurtdışına gitmek kötü bir şey değil. Yurtdışına açılmak çok güzel bir şey. Oradan. Bir şeyleri alıp Türkiye'ye getirebiliriz belki. Ee, biz bazı ürünleri oraya satabiliriz. Ee, onun için yurt dışına gitmek harika bir şeydir. Ee, ama önce yurt dışına gidecek uçak bileti ve kalacak yeri parayı bulabilmek için çalışmamız lazım. Bütün sistemi çalışıp kazanmak kazandığımızda da güzel bir yaşam kurmak üzerine kurmalıyız. Evet hocam e, peki bir sonraki bölümümüzde biraz da yurt dışını konuşalım istiyorum çünkü öğrencilerimiz merak ediyorlar. Yurt dışında eğitim nasıl? Türkiye'den yurt dışına nasıl gidebiliriz? Ya da hangi bölümlerde yurt dışında eğitim almak daha önemli ve Türkiye için daha gerekli? Bunları konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle YKS tercihlerin programı devam edecek.